Aliağa ilçesindeyiz. Evet. Yanımızda rekor gübre, yaprak gübresi müşterimiz Kerim Yaman. Evet. Burada yonca tarlasında ürünümüzü kullandılar. Kerim Bey, öncelikle bu bölgenin ismi nedir? Bu Aliağa'da ne diye geçiyor burası? Aliağa'sı Oyardağ olarak geçiyor. Oyardağ olarak geçiyor. Burada yaprak gübremizi kullandınız bu yoncanızda. Bu yoncanız kaç günlük? Bu yonca bıçaktan itibaren şu anda 22 günlük. 22 günlük. Evet. Alan olarak kaç dekar? 15 dekar. 15 dekarda. 15 dekarda kullandım. Yoncayı biçtiniz 7. günde. 7. günde. Paketi kaldırdıktan sonra 7. günde uyguladım. 7. günde uyguladık. Evet. Neler gördük? Neler oldu? Yani yılın bu aylarında bizim burada poyrazların çok olduğu, rüzgarların çok olduğundan verim düşüklüğü yaşıyorduk. Aşırı bir rüzgar var. Evet, zaten 20 günden beri. Dalgalanmayı çok... bir gösterelim. Gördüğünüz gibi burada devamlı bu rüzgar mevcut. Evet. 20 günden beri kesilmeyen rüzgarların şeyinde ama kullandığımız gübre sayesinde hani verimimiz düşmedi. Arttı. Günümüzü erkene çektik. Erkene çektik. Evet. O yönden hani yonca kalitesi olarak ne söyleyebilirsin? Yani yonca olarak şeyler çok çatallanmalar çok. Çatallanma çok. Kardeşlenme var. Aynen, kardeşlenme. Yaprak genişliği de var. Hı-hı. Boy olarak da öyle. Boy olarak da yani öyle. Normalde bu mevsimde bizim burada yaşanan en büyük sıkıntı verim düşüklüğü. Rüzgar sebebiyle verim düşüklüğü. Cins olarak çeşit var mı bir isim Yok, olarak? Yok, benim sadece Pioneer kullanıyorum. Pioneer yani. Kullanıyorsunuz. Ha, Pioneer. Eski Pioneer'dan aldım. Yaş olarak kaç yaşında burası? Burası 3 yaşında. 3 yaşında bir yonca. Evet. Suyla alakalı, sulamayla ilgili herhangi bir stres yaşadınız yok, mı? Yok, hiç sulamada bizim stresimiz yok. Hani şöyle iki suyunu baktığımız zaman arazide herhangi bir dalgalanma da yok yoncada. Hayır, yok, kesinlikle yok. Yani rüzgarı da şöyle gösterelim. Yani müthiş bir rüzgar var. Evet. Sürekli rüzgarın olduğu yerde. Evet. Peki yoncada bir yatma oldu mu bu sene? Yonca'da bu sene hiç yatma olmadı ama rüzgar olmasaydı yani çiğ gitseydi çünkü yoncanın en sevdiği yani havalar böyle güneşlik, çiğlik olduğundan. Aha, evet. Daha güzel yani bu ilaçla yatacağına emindim yani ben ama. Peki yani, rekor gübre yaprak gübresini nasıl uyguladınız? Ne şekilde verdiniz? Kaç şey olarak? Taralla verdim. Taralla verdiniz. Biçtikten sonra? Biçtikten sonra paketleri bastım, paketlerimi kaldırdım. Patladı. Kendi patladı bir hafta sonra da patladı. Bir hafta sonra patladı. 600 kiloluk tankma komple eşit şekilde uyguladım. Uyguladınız. Ondan sonra 2 gün sonra suyunu verdim. Kaç günde fark görmeye başladınız? Kaç yani günde? Yani gözlemlediğinizde 12-13 günde zaten şu anda 22 günde yani 25. günde tam olgun vaziyetine gelecek zaten. Bir haftaya da biçilecek burası. Yok, bir haftaya kalmaz zaten. Çünkü çiçek açmaya kalmaz diyorsunuz. Şu zaten bu aşağı yukarı 75 santim civarında şu şey gördüğünüz 70-75. Tarlanın geneli böyle. Geneli böyle. Evet. Çiçeklenmesi de zaten şöyle artık görülüyor. Artık başladı yani tam olarak çiçeklenme de bayağı gelmiş ve devam ediyor. Yani 3 günde biçime hazır yani yoncamız. 3 günde biçime hazır. Şimdi rekor gübre yaprak gübresini yoncada her biçimde öneriyoruz. Uygulama evet, şekli olarak evet. 400-500 litre suya 1 litre verip bunu 15 dekara. Bir değil de 1,5 uygularsak daha iyi verim şöyle, acaba inanıyorum. Şöyle ekonomiklik anlamında uygulama anlamında 1,5 litre de verebilirsiniz. Evet, orada yani bir sıkıntı yok ama nedir? Çiftçimizin de para kazanması, aynen, ekonomik evet. olması adına tavsiye edilen oran 400-500 litre tarala evet, 1 litre doğru. koyup 15 dekara atmanız. Her biçimde öneriyoruz. Çünkü evet, güzel. Ben yani memnunum. Diğer tek yıllık, çok yıllık bitkilerde de uygulama devamlılığı önemli. Sezon içerisinde 3 ya da 4 kere uygulayın diyoruz. Evet. Çünkü bitkilerde zaman zaman stresler oluşuyor. Şimdi bu, mesela burada bir rüzgar stresi doğru evet, mu? Evet, rüzgar stresi. Bak, bu o anın geleninde yani baktığımız zaman hani şeydir. Ya zaten verim şöyle, çoktur. Bu bölgenin çevresine baktığınızda dağ taş rüzgar her taraf çok... rüzgar gülü her taraf böyle arkamızda da görünüyor. Böyle gösterelim. Şu arkamızda zaten dönüyor. Hiç durmadan 365 yani yonca, gün. Şöyle yoncanın sevdiği çiğlik hava yani bu 20 günden beri olmadı. Ama olmadığı halde verim düşüklüğü hiç olmadı. O da çok önemli. Rekor gübreye yaprak gübresini tavsiye eder misiniz? Öncelikle ben, bölgenize, yoncacılara. Evet, ben vallahi kullandım. Memnunum. Hani dediğim gibi yoncanın sevdiği hava olsaydı daha şartlı, daha yatacağına bile emindim. Şimdi bitkilerin üzerinde oluşan sıcak stresi, soğuk stresi, sulamadan kaynaklı sulama gecikme stresi, rüzgar stresi. Evet. Bunlar bitkilerin gelişimine, verimine tabii, çok büyük tabii. Ters yönde etkiler yapıyor. Rekor gübre bu etkileri kaybediyor. Evet. Bunu da siz zaten gözlemlemişsiniz. Evet, ben gözlemledim. Hani kullandım. Memnunum. Çünkü verim düşüklüğüm olmadı. Normalde mesela ben buradan 15 dönüm yerden kendi makineye, kendi ekipmanlarımla basıyorum. 205-210 balya arası balya 205-210 balya. Zaten normalde bu biçim standart yani standart. Bu biçim şeyinde sırasında yaz şeyinde verimler düşüyor. Evet, düşüyor yani. Bu normalde düşüyor yani. Normalde geçen sene bu boylar var mıydı burada?
görüyor mudunuz bu şeyi? Bu boyları yani rüzgar oldu olmadığı zaman şey rüzgar olduğu zaman olmuyordu. Tahmini ne kadar şey bir şey düşünüyorsunuz? Nasıl? Şu anda kaç biçimde ne kadar çıkar gibi görüyorsunuz? Yani 110'u rahat rahat çıkar. 110 paketi yer rahat atar burası. Yani şeyi çıkartır diyorsunuz. Evet, verim düşüklüğümü kesinlikle şey yapmaz yani. Verim düşüklüğü olmadan burada sonucu yani, alırız. Evet, sonucumu alırım. Bir de şöyle bir şey. Kesim günü olarak da yani benim 3-4 günümü öne çekti. Yani bizim de 3-4 gün demek hani yıl geneline vurduğun zaman bir bıçak fazla almak demek. Şimdi biz orada... O da önemli. Bu konuda doğru söylüyorsunuz ama biz de şöyle diyoruz. Yoncanın çiçeklenmesi ve gelişimiyle alakalı son bir hafta yoncada ciddi dolgunluk sağlıyor. Dolduruyor. Evet. Yani buna dikkat edelim. Erken biçip alacağımız yani, verimi düşürürüz. Düşürmeyelim. Mesela yüksek yani şey sıfır kesmek de hani fazla paket çıksın diye kimi insanlarımız hani sıfır kesmeye yönelik şey ya, yapıyorlar. Sıfır kesme de yanlış. Evet, artı yanlış. Erken hasat da yanlış. Evet, yani biçim de yanlış. Yani çiçeklenme yapacak yani bu şekilde. Bu biraz daha sıklaşacak bu pembelik. Hı-hı. Bu şekilde pembelik sıklaştığı zaman ondan sonra rahatça gönül rahatlığıyla biçilir yani. Tekrar soruyorum. Tavsiye ediyor musunuz? Ben rekor gübreyi, yaprak gübresini. Kullandım. Bir daha da kullanmayı düşünüyorum. İnşallah. Buradan sizi bütün yonca üreticileri, Ala bölgesindeki üreticilerimiz, Türkiye'deki yonca üreticileri izleyecek. Her şartta, her koşulda yaprak gübremizin verdiği sonuçlar aynıdır. Aynı verimler, aynı kalite, evet. Aynı sonuçları sağlıyor. Yani ben hatta yani çoğu komşularımız mesela, eşimiz, dostumuz mesela çok merak ediyor. Ne kullanıyorsun, ne yapıyorsun önce ya? Yani hani, bu şekilde ben de zaten hani şöyle söyleyeyim. Ben de internetten görerek şey yaptım. Müdürümün sayesinde, Ala Kopar dedim, müdürünün sayesinde. İnternette gördüğünüzde ne düşündünüz? Gerçekçi geliyor muydu? Valla ben şimdi ne yalan söyleyeyim. Hani ben kimse dedim ya ayranı meşki demez. Yani işin gerçeği her zaman hani böyledir. Evet. Ama dedim yani 200 lira bizi batırmaz da hani zengin de etmez. Aynen en öyle. Azından biz deneriz ki olursa kullanmaya şimdi devam eder. Olmazsa bırakırız. Ekonomiklik dedi. Olarak hesap yaparsanız 1 litre 15 dakika gidiyor. Gayet evet. Caziptir, uygundur. Ya bak şimdi uygun şöyle matematiksel olarak vurduğun zaman abi zaten yılda bir biçim öne aldığın zaman bir bıçak fazla yapsan yani, olur 200 paket ben buradan hem fazla bir biçim, fazla hem de alırım. Mevcut biçimlerde de verimi arttırdığı zaman zaten kat be kat fazlasını kazandırıyor. Verimi düşürmediği zaman bir bıçakta önce kesim yaptığın zaman ne oldu? Seni zaten kat kat yarı fazlasından fazlası cebine kalıyor. Yani hayvanına kalıyor. Biz hani bir uman ticareti yapmıyoruz. Biz kendi hayvanımıza çıkartıyoruz ama evet. Bizim için bir paket de önemli, 10 paket de önemli. Biz 200 lira verip de 200 paket alacağımıza bize daha cazip. Yani daha cazip geliyor. Biz tabii teşekkür mi? Ederiz. Tarlanızı gezdirdiniz buradan bütün Türkiye'ye selamlar.